şöyle başlar. Biz bugün umutlandık. Niye umutlandık? Çünkü bir şeylere başladık. Yeni bir atılım yaptık. Başlamak başarmanın yarısıdır ya. Biz de başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin de yardımıyla örgütümüzdeki kadın oranını yükselteceğimize, yönetici kademelerinde kadın arkadaşlarımızın daha fazla olacağına inanıyorum bu süreçten sonra. Gürsten Haftal örgütlülüğünde ilk defa böyle bir oluşum var. 25 yıllık örgütümüzde tamam kadın komisyonlarımız var ama kadınlarımızı daha çok lokmalarda, aşurelerde, bu gibi etkinliklerde daha çok hizmet eden, tabii hizmet etmek de çok değerlidir. Ama üretim konusunda gerçekten büyük çabalarımız var. Biz istiyoruz ki kadınlarımız yönetimde de olsun. Alevi kadını ile ilgili kısa bir sunumum var, onu yapacağım şimdi size. Kadın olmak demek, yaşam boyu mücadele etmek demektir. Alevi toplumu kendi içerisinde eşitlikçi bir toplumdur. Ama sistemin bir parçası olduğu için kendi içinde eşitlikçi olması yeterli değildir. Alevi Bektaşi Kızılbaş kadın gerçeğini Türkiye kadın gerçeğinden ayrı düşünmek yerine ayrı düşünmek ve anlamak bir zorunluluktur. Herhangi bir din, düşünce sistemi veya ideoloji ve inananları ve taraftarları arasındaki kaçınılmaz mesafe ve örtüşme eksikliği şüphesiz Alevilik ve Aleviler söz konusu olduğunda da karşımıza çıkmaktadır. Kadın hak ve özgürlükleri ve inanç konusunda öğreti ve söylemle pratik uygulamalar arasında yer yer meydana çıkan uyuşmazlıklar ve açıklıklar vardır. Burada sorun Alevilik değildir. Sorun, İslamcı asimilasyonun etkisiyle Aleviye yabancılaşmış olan kişilerin kadına bakışlarındandır. Toplumsal anlamda kadın erkek çocuğu kız çocuğa tercih etme, aile ile ilgili kararların alınmasında kadınları erkeklerden daha az etkin olması, son sözü söyleme hakkının daha çok erkeklere tanınıyor olması, inançsal anlamda ise kadından pir olmaz, kadın posta oturamaz, kadın cem bağlayamaz türünden düşüncelerin savunulması, asimilasyonun etkisiyle işlenmiş olan Alevi kesimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kesimler İslam'ın kadına bakışını Aleviliğin kadına bakışı olarak göstermeye çalışmaktadır. Oysa Aleviliğin kadına bakış açısı, kitabi dinlerin kadına bakışından tamamen farklıdır. Tüm kitabi dinlerin özünde erkek egemen anlayışı vardır. Bu bağlamda Alevilik hiçbir dinin içine sığmamaktadır. Alevilik insanın kutsallığını öne çıkararak cinsiyetçi bakış açısını reddetmiştir. Bunu pir ile talip arasındaki ilişkide görmek mümkündür. Pir huzurunda ve dar meydanda kadın ve erkek eşit konumdadır. İnsan kadın ve erkeğiyle yüce bir varlıktır. İnsanın şahsında bütün cümle alem, bütün kainat değerlidir. İnancımızın temelinde insana saygı vardır. İnsana yaklaşım, hakka yaklaşımdır. İnsanın esas olduğu, insana saygı ve değerin asıl olduğu bir inançta kadın erkek ayrımı olmaz, olamaz. Alevilikte kadın erkek eşitliği yaşamın bütün alanlarında mevcuttur. Aleviliğin tarih sahnesine çıkmasında kadın ve kadın da erkek kadar belirleyici olmuştur. Alevi kadınının hayat içinde daha özgür olmasının kaynağında Aleviliğin kadına bakış açısı vardır. Fakat yakın tarihsel dönemde Aleviliğin içinde Alevilik dışı bazı anlayışların ön plana çıkması Alevi kadınının Alevi erkek karşısındaki konumunu olumsuz anlamda bir değişime uğratmıştır. Bu durum dile getirdiğimiz genel gerçekliği ortadan kaldırmaz. Bizim tarihimizde Hünkar Hacı Bektaş Bey'in açtığı yoldan ilerleyerek oluşan Bacıyan Rum örgütlenmesi ve Şeyh Bedrettin'in hakikat bacıları vardır. Bu tarihsel gerçekleri Anadolu'da yaşayan örgütlü halk ayaklanmalarında da görmek mümkündür. Alevi kadını direniş ve ayaklanmalara fiil olarak katılmış ve şehit düşmüştür. Dersim direnişinde komutan Alişer ile birlikte Zarife Ana da vardır. Daha yakın zamanda ise Sivas'ta Gazi'de şehit düşen kadın canlarımız vardır. Sivas'ta şehit düşen canlarımız Pir Sultan Abdal örgütlenmesi içinde
alevlik davası için mücadele eden kadınlarımız ve genç kızlarımızdı. Bu canlarımız kadının alevlikte var olmasının en somut göstergesidir. Alevlikte yol önderliğinin erkeğe ait olduğuna dair hiçbir yol ilkesi yoktur. Tarihsel Alev gerçekliği bize Alevi yol önderlerinin pir babalardan ve pir analardan oluştuğunu göstermektedir. Yani pirlik bir başına erkeğe ait bir yol gerçekliği değildir. Bu ayrımcılık Alevliğe sonradan sokulmuştur. Değerlerin erozyona uğradığı, toplumsal moral bozukluğunun yaşandığı, her safhasında etkin bir şekilde hissedildiği, yozlaşmanın ilericilik, çağdaşlık gibi argümanlarla benimsettirildiği, yobazlığın ve gericiliğin değerlerin muhafaza edilmesi ve savunulması olarak yutulduğu zamanlarda Alevi kadının yaşamın her alanında kendini konuşturma zamanıdır. İddia sahibi, bilinç kararlılık, irade sahibi kadın değişimin ve gelişimin sahibi olacaktır. Bu değişim ise Aleviliğin içine asimilasyonla sokulan erkek egemen anlayışına karşı sürdüreceğimiz mücadeleyi sağdan soldan duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz çarp düşüncelerle değil, tarihsel Aleviliğin kadına bakış açısıyla sürdürmek olacaktır. Değerli canlar, kadının değer görmeyip aşağılandığı ve geriletildiği toplumlarda erkeklerin de pek ileride olduğu söylenemez. Aşağılanan, küçümsenen, köle gibi kullanılan bir kadın bu duruma rızalık gösteriyorsa ve alışkanlığı icabı bunu sürdürüyorsa onun yetiştirdiği çocuğuna aşılanması mümkün değildir. Böylece her yönüyle annenin eseri olan insan annesinin konumuyla uyumlu bir yetişme tarzına sahip olduğu gibi onunla uyumlu bir yaşam felsefesine de sahip olur. Böylece toplumsal yaşamı büyük oranda kadın belirlediğine göre yaşamın gelişip güzelleşmesi ve yücelmesi için en önde kadının yüceltilmesi gerekmektedir. Onun eseri olan insanlar bu şekilde güzelleşebilir. Bu anlamda olumlu ve olumsuz yöndeki yaşam tarzı direkt olarak anneye ve dolayısıyla kadının yaşamına bağlanır. Evet, erkekler kadınlardan fiziksel olarak daha güçlü olabilirler. Fakat Zerdüşt'ün dediği gibi her canlı veya varlık aklının gelişmişlik derecesinde bir yaşama sahiptir. Yani yaşamın geliştirilmesi ve yüceltilmesinde fiziksel yapı gücünden ziyade aklın oynadığı rol önemlidir. Kadının kurtuluşu çağımızın baş sorumludur. Üretim araçlarının gelişmesinden bu yana topluma kök salan ataerkil sistem ve toplumsal cinsiyetçilikle beraber erkeklerin kas gücü ile de elde ettikleri bu egemenlik, bu köhne düzen, bu sömürü, bu savaşlar, istismarlar, tacizler, tecavüzler ve tüm yaşanan haksızlıklar ancak kadınların aklıyla son bulacaktır. Biliyoruz ki akıl ve mücadele birleştiği zaman karşısında hiçbir kuvvet karşı duramaz. Biz kadınlar yüzlerce yıla damgasını vuran kadın öncülerimizden, örgütlülüğümüzden aldığımız güç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bugün isyan çığlığını daha fazla yaymaya, direniş yükseltmeye ve daha fazla dayanışarak mücadele etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var diyor. Hepinize aşkın yazlarımı sunuyorum. Ben 94'ten beri bu örgütün içindeyim. Bir yıldır da genel merkez yöneticisiyim. Örgütlüğünün içine baktığımız zaman kadın ayağının çok zayıf kaldığını gördük. Pir Sultan örgütlülüğü içinde kadınların çok az yer aldığını gördük. Kadın arkadaşlarımızın daha fazla yönetimde, alanda, her alanda yer almasını istediğimiz için bir kadın çalışmasını olmasını öngördük. Bunu GYK'mızda tartıştık arkadaşlarla. Bir kadın çalışması, bir de gençlik çalışması yapmamız gerektiğini düşündük. 8-9 Nisan'da GYK toplantımız vardı, oradan da kararı aldık. İlk toplantımızı bugün İstanbul'da yaptık. Pir Sultan Abdal kadın örgütlülüğünün gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü
Bu şiarla biz yola çıktık. Örgütlü kadın, örgütlü toplum. Bunu biliyoruz. Kadın örgütlü olursa toplum da örgütlü olur. Çünkü kadın aynı zamanda annedir. Kadın aynı zamanda eştir. Kadın evde çocuğunu da eğiten kadın olduğu için örgütlülüğün ailede başlayacağını düşünürsek kadının örgütlülüğünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Alevi toplumunda kadın erkek yoktur, can vardır. Bunu hep söylüyoruz. Ama gel gelelim söylemde olduğunu görüyoruz. Yani bunu söylüyoruz ama yönetim kadrolarına baktığınız zaman şubelerde, bazı şubelerde hiç kadın yöneticinin olmadığını görüyoruz. Bazı şubeler eşit, yavaş yavaş eşit olduğunu görüyoruz. Ama genel merkezde 25 kişilik bir genel merkez yönetim kadromuz var. 2 tane kadın arkadaşız biz orada. Yükümüzün de çok ağır olduğunu biliyoruz. Bu toplantının da bugün ilk İstanbul'da olması da çok katılım çok fazla değildi. Bunun nedeni de mevsim mi diyelim artık arkadaşlar örgütlülüğünün anlamını daha kavrayamadılar mı diyelim. Çok fazla katılım yoktu ama ilk toplantı olmasına rağmen yine de iyiydi. Çok karamsar bakmıyorum. İyi de olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu sekreteryaları kurduktan sonra kurduğumuz sekreterya kendi alanlarında, kendi bölgelerinde çalışma yapacak. Sürekli iletişim halinde olacağız onlarla. Bölge çalışmalarımız başlayacak. Bölge çalışmalarından önce bizim ayın 29-30'unda bir danışma kurulumuz var Marmaris'te. Danışma kurulunda bunu bütün örgütlüğümüzle tartışacağız. Kadın örgütlemenin önemini, Pir Sultan'da kadının önemini, örgütlemenin içindeki önemini tartışacağız arkadaşlarımızla. Ondan sonra da bölge çalışmalarımız başlayacak. Bölge çalışmalarından sonra, bölge çalışmalarını bitirdikten sonra bir kamp öngörüyoruz. 3 ya da 5 günlük bir kamp kadın örgütleme için. O kampta da analarla, dedelerle bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Kampa katılan kadın arkadaşlarımıza. Eğitimden sonra da Ankara'da bir kurultayımız olacak. Kurultaydan sonra göreve talip olmak isteyen arkadaşlarımızı görev vererek kendi bölgelerinde eşit koşullarda sorumluluk alarak örgütlemeyi devam ettireceğiz ve biz bu şekilde Pir Sultan Abdal Kadın Örgütlemesi'ni büyütmeyi düşünüyoruz. Büyüteceğimize de inanıyoruz. Çünkü Alevi kadınları bu konuda çok duyarlıdır. Yeter ki müsaade edilsin kadınların alanlarda çalışmalarına. Yükleri de ağır olduğunu biliyoruz. Çünkü kadın evde çalışır, koşullar, hayat şartları, iş yerinde çalışır, evde çalışır, örgütte de çalışır. Onun için devrimci ruhu vardır Alevi kadınlarından. Bu devrimci ruhuyla da bu örgütün çok başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Bu örgütlülük başarıya ulaştıktan sonra Pir Sultan örgütlülüğünün çok daha alanlarda, toplumda çok daha fazla aktif olacağını da düşünüyoruz bu konuda. Şimdilik düşüncelerim bunlar Pir Sultan örgütlülüğü adına. Böyle bir geç kalınmış bir örgütlülük ama bunu başlangıcında yer aldığım için de şanslı hissediyorum kendimi. Pir Sultan'ın direnci erkeğinde de kadınında da vardır. Biz her zaman şunu diyeceğiz alanlarda da örgütlü kadın, örgütlü toplum demek. Pir Sultan kadın örgütlülüğü geliyor. İkinci toplantımızı işte danışma kurulundan sonra bütün oradaki örgütümüzle bunu olgunlaştırdıktan sonra toplantılarımızın, bölge bölge toplantılarımızın tarihlerini belirleyeceğiz önceden. Hem sizinle paylaşacağız hem de bölgelerimize önceden bilgi vereceğiz ki orada örgütlememizin daha güçlü olmasını sağlamak adına, katılımın daha fazla olması adına size de o zaman bilgi vereceğim. Sekreteryalarda her şubede en az 2 kişi. Yani bu sekreteryaların amacı kendi bölgelerinde, şubelerin kendi bölgelerinde örgütlemeyi çalıştırmak. Orada 2 tane, her bölgede 2 tane
Arkadaş görev aldığı zaman kendi bölgelerinde çalışmalar yapacaklar. Kendi bölgelerinde yaptığı çalışmalarla bütün genelinde İstanbul'a örnek verirsem 16 tane şubedir. 16 şube en az 15 günde ayda bir araya gelip kendi bölgelerindeki çalışmalarındaki verimi de birbirlerine anlatarak örgütlüğü bu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Bunu gittiğimiz bölgelerde de aynı şeyi yapacağız. O sekreteryanın içinde de genel kurula gittiğimiz zaman orada da görev ve talip olman isteyen arkadaşlarımızı da görev vereceğiz. Onlar da kendi alanlarında devam ettirecek bu çalışmayı.